çalışmaya devam. Herkese günaydınlar. Zengin ülkemin fakir insanları. Arkadaşlar bugün saat 7:30-7:40 geçe, yani 7:30 civarında biz burada olduk, tarlamızdayız. Yani 10 gündür biz tarlada biçiyoruz, durmadan çalışıyoruz, yoruluyoruz evet, ama zaten sezonluk bir 10-15 gün çalışacağız, onda da dişimizi sıkmamız lazım. Onun için çalışmaya devam. Ama şunu gördüm ki şu an tarlalarda hiç kimse yok. Diyeceksiniz saat erkendir, tise var vesaire. Yani emin olun ki öğlen de aynı, değişen bir şey yok. Çoğu araziler boş bırakılmış, biçilmiyor. Biçilen tarlalar, bak şu biçilmiş. Ot temiz biçilmemiş, tarlalar temiz değil. Bizim yine kiraladım, yani dedemin tarlaları hep kiraya verildi. Ama hor kullanıldı. Taşları temizlenmediği için ben de temiz biçemiyorum. Yani hiç kimse tarlasına sahip çıkmamış. Sahip çıkan da öyle çıkıyor işte, temiz biçemiyor. Yani sadece ad olsun, işimizi yapalım diye herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bundan bir gün öncesinde ben köy tarafındaydım. Yani köyü görebiliyordum arkadaşlar. Sabah 8-7:30 olduğunda insanlar tarlaya değil de yola dizilmiş, ana yola çıkıyorlar, gelen transitlere binip çarşıya gidiyorlar. Yani kimse çalışmıyor. Ya bu 10 günde çalışmayacaksan arkadaş, daha niye çalışacaksın ki? Sonra dağılıyorsun, para yok, borç var, harç var. Ya 10 gün bir dişini sık, çalış çalış. Şimdi çevremde bana da diyorlar, ya ne işin var biçinde? Kardeşim 10 gün sağlam çalışırım, sonra gider tatilimi de yaparım, gezerim de. Yemem içmem ayrıdır, çalışmam ayrıdır. Her şeyin bir vakti var. Ağustos böceği gibi olmayalım. Tamam, karınca gibi de olmayalım. Ya tamam, o kadar işkolik olmayalım. Ama bunun arasını bulalım. Yeri geldiğinde çalışalım. Yeri geldiğinde de ailemize vakit geçirelim. Yeri geldiğinde gezelim. Avrupa'da köylerde, yani Avrupa'nın köylerinde insanları görüyorsunuz. Hepsi çalışıyor ama eli yüzü temiz. Bütün aktivitelere katılıyorlar. Sosyal hayatlar var. Ya bizim bu köyde sosyal hayat ne? Sabah 7:30'da yola diziliyorlar. Çarşıya gidiyorlar. Bir okey kağıt, bir ekmek arası yerler ya da yemek yerler. Akşam olur, o akşam olmuş gidelim. Kim çalışıyor diyeceksiniz. Tabii ki kadınlar çalışıyor. Yani gerçekten Allah kadınlarımıza güç vermiş bu doğuda özellikle. Allah yardımcılar olsun. Yani evler hep kadınların sayesinde, köyler, küçük aile işletmeleri kadınların sayesinde ayakta duruyor. Yani erkeklere bırakırsan hiçbir şey olacağı yok. Kahvede bırakır gelirler, öyle söyleyeyim. Kumarda bırakır gelirler. Yani hiç kimse çalışmıyor. Sen bu zengin toprakta bak, bu otu vermiş. Ben kışın bu otu yedireceğim hayvana. Otun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Alın size reygras, alın size yonca. Ama yok. Çünkü çalışmak yok. Kısa yoldan. Kısa yoldan kazanma arzusu var insanlarda. Ve bu kısa yoldan kazanma arzusu insanlarda perçinleştikçe insanlar bu sefer hileye kaçıyor. Yolsuzluğa kaçıyor. Çalmaya çalışıyor. Çarpmaya çalışıyor. Kısa yoldan kazanmak isteyen emekten, helal kazançtan uzaklaşır arkadaşlar. Bakın otun güzelliğine bak. Kışın bu hayvanlar bunu yedikçe nasıl olacak? Verimi de güzel olacak. Pat pat almışız. Önceki çektiğim videoyu yükler miyim bilmiyorum. Yüklemişsem orada da zaten ufak tefek anlatmıştım bu pat patı. Şimdi güzelce çalışıyorum. Kendi işim. Kimsenin işim yok. Kamyona yüklüyorum, indiriyorum, çalışıyorum. Amirim yok, müdürüm yok. Ama işe gittiğinde müdürüm var. Amirim var. Yok bu evrağı niye böyle yaptın? Yok bunu niye böyle yaptın? Derken streslesiniz. Bunda stresin yok abi. Kendi işin. Güzel iş. Yani ben hem memuriyeti biliyorum, hem bu köy hayatını biliyorum. Ama keşke bu köydekiler de biraz memurluk yapsaymışlar da köy hayatına önemini anlasaymışlar. Çünkü ben bu hayvancılığı, köy hayatını arkadaşlar bıkmıştım. Memur olduktan sonra heveslenmeye başladım. Daha çok sevmeye başladım. Çünkü çok farklı. Çok güzel bir meslek. Ama biz bilemiyoruz kıymetini. O ayrı bir mevzu. Çalışmamız gerekiyor ama görüyorsunuz kimse yok.
Zengin ülken işte böyle fakir insanları oluruz. Yani girişte de onun için bu şekilde size selam verdim. Şimdi ben tırtırın ağzı biraz erken saatte başladığım için ağır ağır çalışıyorum. Şöyle bazen çamurluyor. Şunları ara sıra çıkartıyorum. Tırtırı dinlendiriyorum. Biraz çamurlamış. Şimdi temizlerim. Birazdan bir çayma içerim. Şu taşı çıkarmam lazım. Çay içerim. Kahvaltımı yaparım. Hem de otta dinlenmiş olur. Bu kadar alanda biçmiş oldum. Birazdan bravo bir ev içerim. Ağır ağır da çalışıyorum. Of. Hayat böyle arkadaşlar. Çalışırsan yersin. Helal elinden yersin. Çalışmazsan çalırsın. Haramından yersin. Bu kadar basit. Ara verelim dedik. Motorumuzu yormayalım. Ve bir çay içelim. Ben de kamyona geldim. Şöyle bir çay içeceğiz. Ha, bardak çıkarmışım. Of. Ama bu yorgunluğa var ya, çay çok güzel geliyor ama çayı neyle karıştıracağız? Tabii ki otla karıştıracağız. Şöyle bir ot. Çölde yani tamamıyla her şey kendi imkanlarımızla faydalanıyoruz ama bazen böyle ufak tefek şeylerde çay kaşığım yok. Otla karıştırıyoruz. Batbata'da böyle bir rampa yaptık arkadaşlar. Buradan böyle kamyonun içine ekliyoruz.